Merhabalar, şimdi yeni bir konu var. Kadınlar artık evlendikten sonra sadece kendi evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilecekler. Yani kocalarının soyadlarını alma zorunluluğu yok. Bu bir tercih tabii ama ben bu düzenlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu sosyal medyada yazdım. Bazı kadınlar sen ne biçim kadınsın falan filan. Canım benim, bakın bunun kadın hakları o bu. Kadın haklarının hepsini bitirdiniz. Kadınların bütün sorunları çözüldü. Sadece bizim ülkemizde ve dünyada kadının evlendikten sonra kendi soyadıyla mı, kocasının soyadıyla birlikte mi, sadece kocasının soyadıyla birlikte hareket etmesi mi kaldı? Bakın, kadınların haklarını doğru aramak lazım. Kadınlara buradan soyadıyla alakalı böyle bak sen kadınsın, kendi soyadınla git, işte fırsat eşitliği, cinsel eşitlik, efendim kadın erkek eşitliği diyorlar. Peki bugün daha Türkiye'de işte yaşadığımız bu dilber dansı dedikleri pavyon dansıyla birçok kadının nasıl sosyal medyada ne hale geldiğini gördük. Veya genç kızlar kimleri örnek alıyor? Kadınlık kimliğini siz, soyadı tabii önemli ama soyadı demek de aile demek. Yani düşünün, kadın kendi soyadını kullanıyor, erkek kendi soyadını kullanıyor, çocukları oldu, babasının soyadını kullanıyor. Çocuk büyüdüğü zaman annemin soyadı bu, babamın soyadı bu. Sonra büyüdüğünce çocuk işte annesinin soyadını mı alsın, babasının. Burada ben yani karışık bir şey görüyorum. Bana göre mantıklı değil. Bana göre kadın erkek eşitliği üzerinden yine kadın kimliğini kullanarak aile bütünlüğü ve aile olma olgusunun yani bir tarafından yine bir hasar vermiş gibi düşünüyorum. Bu benim kararım ya, bu benim düşüncem. Yani bütün sorunları hallettik. Ben olaylara genelde şöyle bakarım değerli dostlar. Bir konuyu tamamen halledersin, hani bütün renkleri boyadık mor kaldı gibi var ya, hani bütün renkleri boyadık, bütün renkler boyandı bitti, sadece bir mor kaldı, o moru boyayalım misali bunu ortaya atıyorlar. Oysa ki bunun gerisinde biz kadına şiddeti nasıl önleyelim diyoruz ama şiddete yönelen kadınlar ve genç kızlar, kadın kimliğini koruyalım diyoruz. Görüyorsunuz sosyal medyada müstehcen görüntüleri fütursuzca ve hiç düşünmeden sorumsuzca paylaşan kadınlar. Bir pavyon dansını benimseyip kursunu açıp herkes kıvıra kıvıra bunu oynadı. Artı genç kızlar, geçen bir öğretmen yazmış okulda, demiş ki hocam bize pavyon dansı kursu öğretir misiniz gibi bir şeyler. Yani en basit olayda örnek alınacak şeyleri görüyorsunuz, örneklemeleri görüyorsunuz. Kadınların kendi haklarını veya özgürlükleri adına kadınlara yanlış şeylerin, tamamen değil ama yanlış şeylerin gösterildiğini ve kadınların yanlış şeylere yönlendirildiğini zaten yıllardır söylüyorum. Özgürlük adı altında kadın kimliği işte görüyorsunuz yani ortalıkta, sosyal medyada veya sokaklarda, kafelerde genç kızların, yani geçen Aleyna Tilki'nin Kıbrıs konserine baktım. Üstünde kıyafet yok ya. İncecik böyle bir şey giymiş, içine şort giymiş frikik vermemek için. Neredeyse çırılçıplak. Bu genç kızlar kaç tanesi beni örnek alıyor, kaç tanesi onu görüyor. Bunları hiç kadınlık kimliği adına veya 17 yaşındaki kızın cinsel yaşantıyı böyle ballandıra ballandıra anlat, bunu sorun görmüyorlar. Ama tek sorunumuz kadınlar evlendikten sonra kimliklerini kocalarının soyadlarını taşımayarak kazanacak. Tek derdimiz bu. Keşke tek derdimiz bu olsa. Ben dediğim ki evet, bütün sorunlar bitti. Kadınlar hem kendilerini çok iyi geliştiriyorlar. Kadınlar çok bilinçli. Kadınlar şöyle, kadınlarımız böyle, kadınların hakları alındı, edildi. Kadınlar korunuyor artık şöyle. Yani kadın hakları adına her şey yapıldı. Tamam, sıra şimdi soyadına geldi. Maalesef bunu diyemiyorum. Ne Türkiye'de diyebilirim, ne dünyada diyebilirim. Bunu zaten kıyamete kadar hiç kimse diyemez. Ama ben bu tip şeylerin kadın kimliğini erkek kimliğine karşı, tamam mı, bir kışkırtmak, kadın ve erkek kimliği arasında bir duygusal veya işte bağsal şeyleri zayıflatan, onları karı koca olma özelliği veya aile bağları, soy ağacı dediğimiz şeyi böyle birazcık yozlaştırmak adına yapıldığını düşünüyorum. Her hak bitti, bu mu kaldı? Kullanan kullansın, bana ne? Bu ülkede karısının soyadını kullanmak isteyen erkekler de var. Tansu Çiller'in eşi, yanlış hatırlamıyorsam Özer Çiller, Tansu Çiller'in soyadını almış kullanmış. Kanun zaten buna açık. Ama bana göre anne, baba ve çocukların ortak bir soyad altında olmaları gayet mantıklı. Bana göre soy babadan gelir ama eğer erkek yok, karıcığım ben senin soyadını alacağım, çocuklarımız da senin soyadından olsun falan diyorsa bunun da önü açık olsun. Bunda bir sorun yok. Ama kadınlara yani sen sadece evlenmeden önceki soyadınla devam et. O zaman şu var, yani bu ülkede boşandıktan sonra kocasının soyadını hala kullananlar var. Bu soyad üzerinden gayet PR'ını, reklamını yapanlar vardı yıllarca. Yani şunu söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum size. Ben bu olmasın da demiyorum. Ama bana göre uygulama şu an toplumun ve dünyanın kadının geldiği noktada ve kadın sorunlarını ortaya koyduğumuzda bunun olmasının çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. En önemlisi de aile kurumu adına ailenin soyadının kadın, erkek, çocukların aynı soyad olması gerekir diye düşünüyorum. Bu size yanlış gelebilir. Bazı yorumlar var, sen kadın düşmanı mısın? Niye ben kadın düşmanı olayım ya? Benim kadar kadınlara yardım eden var mı? Benim kadar kadınları sarıp sarmalayan var mı? Size hesap mı vereceğim? Ben bu ülkede daha önce hayat kadınlığı yapmış bir kadına bile hala sahip çıkıyorum. Kadın gelmiş bilmem kaç yaşına, hala gidip elimi bir şekilde üstünde tutabiliyorum. Bana hiç kimse bunu öğretemez. Ama sizin olaylara bakış açınız işte böyle bir parmak bal çalıyorlar. Öbür taraftan Dilber dansıyla toplum neredeyse yoldan çıktı. Milli sporcu bile o giydiği kıyafetle kıvıra kıvıra oynadı. Herkes oynadı. Sanatçısından en kötüsü vatandaşına kadar kursları açıldı. Toplumun ve kadının örnek aldığı ve kadının bu pavyon bir özenti kültürü haline getirildi. Pavyonların şarkıcı Mehtap pavyondan çıkmış kız, çok güzel şeyler söyledi. Yani Mehtap'ın da dediği gibi orada bir trajedi var, orada bir acı var, orada bir mecburiyet var. Gencecik kızlar pavyona özenir hale geldi. Hatta bir haber okudum. Yani pavyonda ilan açılmış, pavyona iş başvurusu patlama yapmış. Siz bunlarla uğraşın ya. Kadınlar nasıl çocuk yetiştirecek, nasıl rol model olacak? Vallahi anne neyse çocuk o oluyor. 2 kere 2 4. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kadın ya da erkek olsun. Anne neyse çocuk o oluyor. Ama kalkıp bana tepki gösteriyorlar. Her şey bitti. Kadının soyadı kaldı. Evlenmeden önceki soyadı mı? Onu mu? Ya kullanın. Bu benim fikrim. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ama göreceksiniz. Zararlarını da göreceksiniz. Ben bugün topluma mal olmuş bir insan olarak evlensem Sevda Türküsev, sonuna da kocamın soyadını eklerim. Madem adamın soyadından rahatsız oluyorsun, niye evleniyorsun kardeşim ya? Çocuğun olduğu zaman o adamın soyadından olacak. Bunda ne var? Bak, hep erkeği pasifize etme, erkek kimliğini böyle hep bir yok etme, erkek kimliğini böyle bir kenara itme projesi olarak düşünüyorum. Doğru veya yanlış, bu benim fikrim. Ama bütün kadının problemlerini hallettik. Kadın cinayetleri, kadına şiddet, kadının eğitimi, o TikTok'taki kadınları hallettik. Kendini teşhir edenleri, kendini çok özür dilerim satanları, tamam mı? Müstehcen görüntü yayınlayanları, para toplayanları, bütün kadınlık adına her şeyi hallettik. Bir mor rengi kaldı dedim ya. Bütün renkleri boyadık, bir mor rengi kaldı. Ama dediğim gibi bu bir algı operasyonu. Bu toplumların ağzına bir parmak bal verip arkasından bütün değer yargılarını, aslında o kadın kimliğine ve netice itibariyle aile kimliğine başka yönlerden öyle derin hasarlar açıyorlar ki toparlayabilirsen. Bugün ben kendi ülkeme de bakıyorum. Öyle ağır hasarlar var ki nasıl toparlanır bilmiyorum. Ama mücadeleye devam etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Yani dedim ya, sen toplumun geldiği duruma bak, bir sosyal medyaya bak, normal halka bak. Ondan sonra tek derdimiz kadının soyadı. Tek derdimiz bu kaldığı zaman önce ben çıkacağım. Evet, kadın evlenmeden önceki soyadıyla devam etmeli diye bağırmazsam Sevda değilim. Ama bir de şöyle bir bakın. Etrafa bakın. Şu yaşananlara bakın. Kadının kendi kendine, bak yıllarca kadına erkek zulmetti, erkek şiddet uyguladı, erkek cinsel obje olarak kullandı. Şu anda bakıyorsun kadın kimliğinin kendine yapmış olduğu zararı, yani gerçekten öyle bir tahribat var ki, eskiden erkekler soyuyordu. Ya bir pavyon dansını özendirdiniz. Kime oynuyor kadın onu? Oraya gelen erkeklere. Ne o? Elbisesi bile yok satmış. Konu bu. Siz burada tamam bunu görmezden orada soyadıyla da seni meşgul ediyorlar, debelendiriyorlar. Dedim ya, tek derdimiz o mor rengi olsun, yani soyadı olsun. İlk ben bunu savunacak insan olacağım. Aile bütünlüğü önemlidir. Kadın, erkek ve çocuklardan oluşur aile ve soy ağacı önemlidir. O yüzden soyad da bana göre erkekten gelir ama kadından da gelmesini istiyorsa erkek, onun da önü açık. Ama bir ailede de anne ayrı soyad, baba ayrı soyad, çocuklarla anne ayrı soyad. Yarın bunun işi nereye gidecek? İşte çocuklar da büyüdüğü zaman karar versinler kimin soyadını kullanacak. Ne gereği var böyle bir karmaşaya ve karışıklığa, bunu anlamış değilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.